Sizi müdür bey çağırıyor hocam. Peki. Buyurun. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Sınıflar çok kalabalık. Her sene de artıyor. Hepsiyle tek tek ilgilenmek mümkün olmuyor. Üstelik yaptıkları gürültü çekilir gibi değil. Vallahi geri zekalı bu çocuklar. Resmen bıktım. Ay, ne desem dinlemiyorlar. Sabredeceksin hocam. Başka çaresi yok. Bence eğitim sistemimiz bozuk. İyi bir maaş alsak neyse. Ne sıfırız? O maç garanti bir. Göztepe'yi yabana atma. O zaman 13 yatar. Var mısın bir ufan? Varım tabii. Akşam canına okuyacağım seni. Şahitsiniz değil mi arkadaşlar? Eğer 3 Mart'la işini bitirmezsen... Üzgünüm hocam.
Muhterem hocam, bu dağlık yerlerde bir iki yolculuk yaparsan alışır gidersin. Katırımla senin gibi çok öğretmen götürdüm. Şu dağların dili olsa da Katırcı İsmo'nun namını bir dinlesen. Gideceğin köy kazaya uzaktır ama güzel köydür. Arazisi geniştir. Ayrıyeten kazadan gideceğin köyün yanına kadar yol açılıyor. Grayderler harıl harıl çalışıyormuş. Bizim meslekte bitecek gayrı. Bitsin be. Yeter ki yol açılsın. Allah rızkımızı verir bir yerde. Bu bahçe senin mi İsmail Efendi? Buyur İsmail Efendi. Zahmet etmeyin hocam. Sağ ol. Vay hain Katır! Dur lan! Çüş! Çüş! Gel lan! Lan Katır gel! Köprümüz de yok. Geçen bahar bir sel geldi, köprümüzü yıktı. Köprüsüz de kaldık. Aman, taşlar kaygandır hocam. Dikkat et düşersin. De, de. Esasına bakarsan bizim buralar şehir adamına göre değil. Kazanın memurları göre değil. Katırım gidiyor hayvan! Hocam katırım gidiyor elden. İpi de nasıl? Hocam düşersin, çık oradan. Çek 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 sen. Çık! Dikkat et. Dur bedeli hayvan, dur! Yakala şunu. Ne? Ne? Allah Allah! Ne oldu buna ya? Bir şeyden mi ürktü yoksa? Bak hocam keklik. Yazık, kanadından yaralanmış.
Aha geldik. Sen de epey yoruldun gayrı. Biz alışığız İsmail Efendi. Allah sana kolaylık versin hocam. Sağ ol. Ulan muhtar ulan. Ben adamın canını okurum ben. Enayi miyim ulan ben? He, enayi miyim ben? Sen kim oluyorsun lan muhtar? Kim oluyorsun be? He. Bizi enayi verledi tabii. Bu köyün sarhoşudur hocam. Ulan muhtar. Çok zebildir bu Ali Osman. Bu dakika. Muhtarla bir meselesi var da içer içer sürünür böyle. Tarlamı yedirir miyim ulan sana? He? Canını söker geri alırım. Memleketin amirini, memurunu yırsan da başıma alırım ulan. Muhtarın evinde alem yapıyorlar. Belli ki kazadan gelenler okula var. Okula gidelim İsmail Efendi. Okula mı? Hemen muhtar alınır sonra... Rahatsızlık vermeyelim. Tamamdır muhterem hocam. Eh oğlum. Hadi bakalım şerefe. Muhtar İsmet Ağa, civar köylerde namlı bir ağadır. Çünkü kanunların kurdudur. İş bitiricidir. Kaymakamın ve de başefendinin bir numaralı adamıdır. Babası gibi olmasa da epey hürmet görür. Kimselere vermez payını aman. Afiyet olsun muhtar yarası. Muhtar! Yoğurt yetiştir muhtar! Çok olsun, yanıyorum ben! Oy anam, tavuğu pişiren eller dert görmesin. Vay edepsiz vay, ulen misafir olduğunu bilmiyor mu? Hadi defol şuradan, hadi bakayım. Kız neredesin? Yoğurt koyuyor. Çek bakayım müdür, atın ölümü arpadan olsun. Daha yeni içti. Hadi iç, iç, iç canım, iç canım. Bu amir memur kısmını yola getiren yeğidir. Yedireceksin ki bir numaralı adamları olacak. Neredesin İsmet Ağa? Yoğurt getiriyorum ya, yoğurt. Allah razı olsun İsmail Efendi. Yardım etseydim hocam. Ben hallederim, sağ ol. Buyur. Yok muhterem hocam, senden alamam katiyen. Ama bu senin hakkın. Vayt be! Almışım süngümü elime. Yavrum tam böğrüne vurmuşum. Şorul şorul kanlar akıtmışım. Kazım Karabekir Paşam çağırtmış beni. Çavuşum demiştir. Müjde çataklılar, müjde! Ne oldu lan İsmi? Köyünüze öğretmen geldi. Hoş geldi, safa geldi. Komşular, nerede kalmıştık ha? Emme, bu öğretmen başka. Öğretmenin başkası mı olur lan? Başka, başka. Thank you.
Hoş gelmişsin muallim bey. Hoş bulduk. Bana Süleyman Çavuş derler. Bu libasım harpten hatıradır. Hiç çıkarmam. Yıkatır yıkatır giyerim. Aha muhtarın evi. Ben onun evine girmem. Ama sen git muallim bey. Ha, buyur. Buyur sen de. Ha. Sağ ol. Zeytin tabağını buyurdu sana. Selamünaleyküm, afiyet olsun. Aleykümselam. Köyüme hoş geldin hoca. Hoş bulduk. Ayakta kalma, oturun hele. Sen akşam gelen hoca değil misin? Evet. Tapucumuz, orman şefimiz, ilk öğretim müdürü. Ben de Hurşit. Sağ ol. Hoca, bakıyorum gelir gelmez İsmet Ağa'yı çiğnemişsin ha. Rahatsızlık vermek istememiştim. Sağ ol. Bak sen, ulan İsmet Ağa, senin hoca da fazla inceymiş ha. Akşam gelseydin yaşamıştın. İyi keyif ettik. İzzet-i ikram âlâydı. Senden önceki hoca da kafa dengiydi. Öyle değil mi İsmet Ağa? Öyle ya. Hey, hey. Kalkalım. Tabii. Vakit geldi artık. Biz gidelim. Hadi bakalım. Buyurun. Buyurun şöyle. Buyurun. Başım sıkışırsa hemen gel muhtar. Eksik olmayın. Eksik olmayın. Hoşça kal hoca. Güle güle. Hadi gene görüşürüz. Güle güle. Selam. Hadi eyvallah. Oğlum ulan sen ne duruyorsun burada? Koş ahırı temizle. Hadi durma. Hoca. Memleket neresi? Konya. Ya. Evveliyattaki vazifen neresiydi? İstanbul. O koca İstanbul'dan buralara mı düştün? Yoksa sürgün falan mısın? Evet, sürgün diyorlar. Vah vah vah. Vah edilecek durum yok ki muhtar. Memleketin her yeri birdir. Ha İstanbul, ha burası. Fark etmez. Orası öyle ama çatakta bir tanedir. Üstüne yoktur. Amirin, memurun konak yeridir. Hepsi de benim ve de babamın sayesinde. Allah'a ısmarladık muhtar. Güle güle. Ahırı temizledin mi lan? Pırıl pırıl. Bak, eğer böyle gidersen sana Çavuş'un torunu Hacer'i alacağım. Esat amma emmi. Ben mollanın evine gidiyorum. Sen de hayvanları sula. Baş sine. Hadi. Baş sine. Merhaba. Sağ ol. Buyur. Yeter artık. Yeter be. Gene deliliği tutmuş serserinin. Sen kim oluyorsun da benim işime karışıyorsun? Kim oluyorsun? Canın çıkasıca! Geber ulan, geber! Hadi pas versene! Pas ver ya! Ne yapıyorsun? Görmüyor musun? Biz
Bizim köye pek muallim gelmez. Gelenler de fazla durmaz zaten. Bir yolunu bulup çekip giderler. Askerler, gelin hele buraya bakayım. Öpün hocanızın elini, hadi. Gerek yok çavuş, gerek yok. Senin adın ne bakayım? Kazım'dır muallim bey. Benim torunum olur. Kazım Karabekir Paşa'mın adından. Senin bu bahçede diyecek yok Molla Dede. Kaymakamın da, baş efendinin de dilinden düşmüyor. Ne diyeceksin İsmet Ağa? Niye gelmiştin? Şu Ali Osman. Ne olmuş Ali Osman'a? Daha ne olacak Molla Dede? Ele güne karşı bizleri rezil ediyor. Daha dün akşam koskoca kumandan gelmişti evime kadar. Benden ne istiyorsun İsmet Ağa? Sen büyüksün Molla Dede. Sözün dinlenir. Ali Osman delisi, biz senin sözünü dinler. Benim sözümü mü? Elbette. Sen bu köyün mollasısın. İsmet Ağa, sözümü dinletmeyenlerden biri de sen değil misin? Ben ne ettim ki? Sen iyi bilirsin. İyi bilirsin. Aman Molla Dede. Onlar eskidendi. Geçti, gitti. Hem kanunlar... Kolay gele muallim bey. Sağ ol. Epey tamirat görmesi gerekiyor. Sen yeter ki emret muallim bey. Evelallah biz yaparız. Yardım etmek ister misin? Hı-hı. Geç bakalım. Hadi çocuklar oynayın. Hadi oyunumuza devam edelim. Durmuş. Durmuş. Hadi bir oynayalım. Dedeme söyle yemek getirdim. Peki. Hocamı çağır. Tamam. Hoş geldin İsmail Efendi. Hoş bulduk. Hocam. Zahmet oldu, sağ ol. Ne zahmeti muhterem hocam? Amirine, memuruna hizmet etmişim.
Mektebe de hizmet etsem çok mu? Sağ ol. Çocuklar. Teşekkür ederiz öğretmenim. Çok güzel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk yavrum. Ay oğlum sen neler etmişsin böyle. Mektebimizi saray ettin. Gönlümüzü kalay ettin. Geliverdin köyümüze, zorlukları kolay ettin. Güzel olmuş hoca. Ama bunca zahmete değmezdi. Mektebe bakmak devletin işi. Durmuş. Sen hala burada mısın? Evine niye gitmedin yavrum? Şey, öğretmenim. Ama geç oldu, hadi evine git. Olur öğretmenim. Biliyorsun, yarın okul açılacak. Hocam hoş geldin. Şöyle buyurun. Hoş bulduk. Osman, hocama bir çay ver. Çok. Hadi için. İneğimizin sütünü hep böyle içsek. Para lazım o. Paraları hep babam alıyor. Çok içiyor kız ana. Ay, sus. Ellerin babası içmiyor. Sarhoş olmuyor. Sus oğlum duyacak. Kaymağını ben yiyeceğim. Ben yiyeceğim işte. Babam hep dövüyor. Bağırıyor. Ah öğretmenim gibi olsa bir kere. Sus oğlum kalkacak şimdi. Sus. Sana ne ulan? Ha? Sana ne? Osman. Şunun ağzından yapma. Çıkana bak şerata. Çek sen de be. Ne diyorsun sen bakayım ha? Ne diyorsun? Hayır Osman. Şerata seni. Gebertirim ulan seni. Yeter Gayrı oğlum yeter. Günaydın çocuklar. Sağ ol. Siz de sağ olun. Oturun. Durmuşla Recep niye gelmedi çocuklar? Ateşli hasta bu kadar fazla giydirilmez. Kasabadaki hekimler iyi ahbabımdır. Benim bir dediğimi iki etmezler. Ateşinin mutlaka düşürülmesi gerekiyor. Yoksa... Kötü mü hoca? Geçer. Geçer inşallah.
İyi bakın, dinlenmeli. Emir versem kasabaya, benim için ta buralara kadar gelirler. Ne dersem yaparlar. Bir de Durmuş'u sormuştun, değil mi? Hurşit'e söyleyeyim de seni evlerine kadar götürsün. Peki. Onu ben alacağım. Muhtar emmim dedi. Ali Osman! Ali Osman! Baban evde yok mu? Evde yok. Akşama gelir. Gelince haber edin de bir zahmet okula geliversin bacım. Nasılsın Fadime bacı? Sağ ol yavrum. Kolay gelsin. Sağ ol. Hocam vurmak ister misin? İşte orada bakın. Hadi vur. Kafasına vur. Ayaklar çıkarsa cennetlik olursun. Hadi atın, duyuyor musun? Cennete gidersin. Hadi atın. Merhaba. Merhaba hocam. Buyur Ali Osman. İçeri girmem. Ne diyeceksen burada de. İçeri gel de bir konuşalım. Hadi buyur. Buyur. Sen olmasaydın ağaçların hepsini kesecektim. Başkasına söyledin mi? Başkalarından korkuyor musun? Söyledin mi? Kimseye söylemedim. Orada yalnızdın. Başka kimse var mıydı? Vardı. Sen, ben ve Allah. O bahçe babamındı. Kıtlık zamanında babamın borcuna karşı gasp etti. Köyün epey tarlasını da bu sebepten aldı. Haksızlığı görüyorsun, karşı çıkıyorsun. Bu güzel. Yalnız karşı çıkış tavrın yanlış. Bu hareketlerinle asıl kendini mahvedersin. Seni niye çağırdığımı biliyor musun? Bahçede gördün ya. Hayır, sebep o değil. Sebep Durmuş. Durmuş çok zeki, hisli bir çocuk. Onun okuması gerek. Durmuş çok zeki, hisli bir çocuk. Onun okuması gerek. Eğitimin de başı şefkattir. Çocuklar kitaplardan önce anne ve babasını okur. Hayatı onların bakışlarından öğrenir. Onların asıl ilkokulu ailedir. Sen de oranın baş öğretmenisin. Köyünüzden de okumuş adamlar çıkmalı. Yeni yetişenlere örnek olmalı. Durmuş'a güveniyorum.
Hatice kız, bir daha çayı kaynat da içelim. Gördüğüm kadarıyla köyünüzde yapılması gereken çok işler var. Şartlar ne olursa olsun yılmadan çalışmalıyız. Her şeyin en güzelini yapmak için uğraşmalıyız. Göreceksiniz, kısa zamanda çok şeyler değişecek. Selamun aleyküm. Yeter ki birlikte hareket edelim. Aleyküm selam. Buyur muhtar. Merhaba. Merhaba. Selamun aleyküm muhtar. Aleyküm selam. Biraz evvel köyün halini konuşuyorduk. Ne olmuş köyün haline? Siz başımızda önderlik ederseniz bir şeyler yapabiliriz. Ha, nasıl yapacağız? El birliğiyle. Acemi olduğun nasıl da belli oluyor. Köye çeki düzen vermek zor şey değil ki. Ne yapacaksın bakalım? 7 kilometre ötede ana yol açılıyor. Müracaat edip köyün yolunu yaptırabiliriz. Dereniz boşuna akıp duruyor. El birliği edip bir değirmen yapabiliriz. Köprünüz de yok. Sonra ördekçilik yapmaya da müsait. Arıcılık da pekala olabilir. Olmayacak şey değil ki bunlar. Olmaz. Ah hoca, sen boş konuşuyorsun. Onca senedir bu köyün muhtarıyım. Bu işler yedirmekle olur, yedirmekle. Yedirmekle ne alakası var? Bunlar köylünün kendi gücüyle yapacağı işler. Bu köylünün mü? Yahu bunların açlıktan nefesi kokuyor. Salmayı zor topluyorum ben, salmayı. Yok bir de yol açtıracaklarmış, değirmen yaptıracaklarmış. Katiyetle olmaz. Niye olmazmış muhtar? Basbayağı olur. İnsan yeter ki yapacağım desin. Harp etmiş adamım ben. Olmayacak işlerin olduğunu çok gördüm ben. Yapın da görelim bakalım. Muallim beyin dediklerine aklınız yatıyor mu? Ne diyorsunuz? He deseniz öğlen, dilinizi mi yuttunuz? O zaman akşam Molla Mahmut'a gidelim muallim bey. Onun da bir fikrini alalım. Hem de seni pek merak ediyordu. Peki. Bildiklerini anlatmamışsın diyorsun. Karışmamışsın millete. Doğru da söylüyorsun. Emme ve lakin işin esbabını bilmemektesin muallim efendi. Bak oğul. Bu halk beni usandırdı. Şikayetler dahi edildiğimi bilesin. Yapacağınız şeylere gelince belki iyi düşünmüştünüz. Allah sizden razı olsun. Bu gözlerim senin gibi bir muallim gördü ya. Evime kadar gelip hadi diyen, kalk gayrı diyen bir muallim gördü ya. Gam yemem gayrı, gam yemem. Yapın oğul. Hizmet de yapın, gönül de yapın. Uyandırın bu milleti. Gel, hoş geldiniz. Bizim köye bir değirmen yapacağız. Sizden fikir almaya geldik. Gel.
ne gülüyorsunuz be? Ay. Hamit Hoca, Hamit Hoca. Buyur muhtar. Nasılsın bakalım? İyiyim Allah'a şükür. Cemaatin de iyi mi? Muhallim Bey geleli daha iyi oldu. Benden söylemesi İmam Efendi. Bu öğretmen eski köye yeni adet getiriyor. Ama güzel adet. Bunun getirdiği yeni bir din aşırıya gidiyor. Hiç de öyle değil muhtar. Bak neler diyormuş dinle. Türbelere, ağaçlara çaput bağlamak batılmış. Şeytanlara karşı bahçelere eşek kafası asmak boşmuş. Baykuşlar uğursuz değilmiş. Bak bak daha neler diyormuş. Yılanın cennette bekçi olduğu yalanmış. Bir kere de öldürünce ayakları çıkmazmış. Pek de doğru söylüyormuş. Ha? Sen hiç böyle demiyordun ama. Demiyorsam hata ediyormuş. Ama bundan sonra diyeceğim. Çünkü bu muallim benim gözümü açtı. Ben de seni akıllı bir adam sanırdım. Bak şu yeşil çabutlu benim, babam aldı. Evet, çok güzel. Bak, çok güzel. Bak, şu. Benim işte.
ne kadar güzel ama değil mi? Şu arkadaki ne kadar güzel kızı. Yani, değil mi? Yok, en öndeki de. Bu kadar güzel bir şey. Şu işin çok Sen hiç kasabaya gittin? Hayır öğretmenim. Yoksa sizin öğretmen gericilik propagandası mı yapıyor muhtar? İşte o. Ağzınıza kurban sizin. Bu hoca o şeylerin hepsini yapıyor. O zaman derhal soruşturma açacağız. Siz merak etmeyin muhtar. Çok teşekkür ederim öğretmenim. Hürşit, resmi getir. Getirdim. Aha. Aynen bunun gibi olsun. Peki efendim. Emmi, ben de resim çektireyim mi? Haddini bil lan. Hadi şuradan. Karakol kumandanı hemşerim olur. Hava gidiyorlarmış. Beni de yanlarına aldılar. Günlerden cumaydı. Türkiye'nin doğrusu bilmeye kaldım. Tamam abi. Okulu kapatıp gittim. Vallahi sıkıntıdan patlıyorum. Dağ başında ne eğlence yeri var... ...ne de kafa dengi. Laftan anlamaz cahil köylüyle uğraş dur işin yoksa. Ama doktoru tav ettim. 2 ay izin koparıp çekip gideceğim buralardan. Hadi kalkalım Durmuş. Hangi çağda yaşıyoruz ya? Ne elektrik var ne yol. Ben rahatımın olmadığı yerde niye öğretmenlik yapayım arkadaş? Bana ne köylünün okulundan? Hadi yürü. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nerede kaldın muhtar? Seni bekliyordum. Benim işlerim vardı. Ben bu cibi çok sevdim be emmi. Ne güzel oldu valla. Cip geldi, yol açıldı. Murşit de... Ay.
Hocam. Zahmet etmeyin evladım. Kitap okurken düşündün mü? Sohbet şart. Tabii iyi olur. Herkes evlerine ve kahveye kapanıyor. Diyorum ki bir sohbet meclisi kursak. Susuyorsunuz. Bir şeyler söylesenize. Bizi susturmuşlar evladım. Gayri konuşmasını beceremeyiz. Ama... Susturdular dedin mi? Susturdular. Susturdular. Sen burada bekle. Gel. Bu ne lan? At şunları dışarı. Gayri yeşeremem. Ama sizin yeşerdiğinizi görmüyor muyum? Ağlıyorum be evladım. Sevincimden ağlıyorum. Seni gördükçe sanki her yanda senin gibi öğretmenler var. Durmadan hakikati anlatıyorlar. Durmadan çoğalıyorlar. Koca dünyayı yeşertiveriyorlar. Görüyorum be evladım. Görüyorum da... Demek ki biz boşuna çile çekmemişiz diyorum. Git sen kapıyı aç. Bu gece vakti kim ola? Baba! Kimmiş lan? Ali Osman amca! Ali Osman mı? Belki eyleğine gelmiştir. Onun hiç eyleği mi olur? Hadi sen yukarı çık. Ne var lan bu gece vakti? Misafir böyle mi karşılanır İsmet ağa? Misafir mi sen ağa? Bir şey diyeceğim. Ne öyleysen? İsmet ağa. Gayri ben değiştim. Senin ne mal olduğunu bilmem mi? İsmet ağa. Çek şu tüfeği de insanca konuşalım. Şöyle geç bakalım. Ne diyeceksin? Bahçe meselesi. Ya. Biliyorsun sen o bahçeyi kıtlıkta babamdan aldın. Almışsam ne olmuş? O bahçeyi sat bana. Hakkı neyse vereceğim. Sen parayı nereden bulacaksın lan? Çalacaksın mı? İneğimi satacağım. Sonra iki dönüm tarlamı da.
Ya! İşsiz güçsüzüm İsmet Ağa. Çoluk çocuk bana bakar. Elimdeki tarlalar mahsul vermez. Eğer ki o bahçeyi bana verirsen... Sen akıllanmışa benzersin ulan. Şu hoca seni adam yapmışa benzer. Allah ondan razı olsun. Ama bahçe işi olmaz. Dilenci herif. Muallim sizlere dilenciliği öğretiyor desene. Serserilikten dilenciliğe terfi etmişsin. Aferin ulan sana. Ulan aferin. Muhtar. Öğretmenin müdürüyle görüştüm. Kaymakama hala arz ettim. Gör bak neler olacak neler. Kabahat seni adam yerine koyan da. İstersen mahkemeye ver, bir şey yapamazsın. Hakimi de, savcısı da adamımdır benim. Sen kiminle aşık atıyorsun lan? Nasılsın Süleyman Çavuş? Sağ ol Muallim Bey. İyi günler. Size de Muallim Bey. Ayşe, koş kızım kapıyı aç Hacer ablana. Kolay gele abla. Sağ olasın Hacer'im, hoş gelmişsin. Geç şöyle otur. İşimi erken bitirdim de seni göresim geldi. Hem şu bohçanın köşesini döndürmeyi bana gösteriver. Hamaratsın maşallah. Yok be abla, hamaratlıktan değil. Kış gününde fazladan ne iş olsun ki? Ev dağıtan, hizmet bekleyen bebelerin de yok. Vakti saati geldiğinde o da olur inşallah. Hatice gelin, su ver bana. Su getir kızım, su. Aa, abla ben götürürüm. Buyur dede. Allah razı olsun kızım. Bunlar insanı susuz kuruturlar. Allah sabırlar versin abla. Yatalak bakmak kolay değil. Varsın olsun Hacer'im. Yüksünmeden sabır, erinmeden hizmet elbet kolay değil. Ama hasta bakmak sevaptır. Ecri büyüktür. Böyle bildik. Çok iyisin Hatice abla. Keşke sendeki sabır herkeste olsa. Hacer abla, benim bebeğime de fistandaki versene. Olur güzelim. Elbette kerim. Ama senin gülü fistan gibi olsun. Büyünce ben de dikeceğim. Alo Osman. Çocuklar üşümesin hocam. Ne o lan, hocanın hizmetkarı mı oldun, he? Hürşit kurtar beni, kurtar beni! Ya Ali Osman, yapma, vurma emmi ya! Bana dalaşma muhtar. Başımı belaya sokma.
İsmet Ağa, ağasın namlar saldın, unuttun köyü nama daldın, dikine gidip burnunun deli hurşitte kala kaldın. Çatma bana Fadime! Çatılmayacak adam mısın? Böyle hoca bulunmaz, Allah'a bin şükür bize nasip etti. İnatlaşacağına katılsana aramıza, el birlik etsene. Sen de onun yanında mısın? Elbette, hocamıza canımız kurban. Doğru yan neresiyse Fadime bacı da oradadır. Ben yanlış mıyım? Yanlış olmasan köylü sana yan olurdu. Emme düştün, gözden düştün. Ağalığı bilemedin muhtar, hiç bilemedin. Eline sağlık. Afiyet olsun. Allah razı olsun. Sağ ol oğlum. Benim topal tavuğu kesmiştim. Bir bacağını da çocuklar yesin diye getirdim. Bu ne soğuk, bu ne kış böyle. Sofraya buyur Fadime bacı. Ben yedim yavrum, siz buyurun. Ben biraz ısınmak istiyorum. Hepsini bana ver. Ben doymadım ki. Olur mu Ayşem? Bir yer biri bakar, kıyamet ondan kopar. Ben size bir güzel üleştirivereyim. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Çocuk işte. Ali Osman oğlum. Emziğin ağzında ciğerini yakıyorsun. Suçlu gibi karşımda niye öyle bakıyorsun? Ülen Ali Osman, sana serseri diyen mi var? Sen adam oldun gayri. Namazlısın, abdestlisin, karılısın, çocuklusun. Şereflisin, namuslusun. Suçlu gibi karşımda niye öyle bakıyorsun? Kazım Karabekir Paşa'mızın her dediğini bütün Erat anlardı. Allah'ına kurban onun. Bir gün Erat yemekteyken geldi. Allah'ın selamı üzerinize olsun aslanlarım. Yarın cengimiz var dedi. Kazım Karabekir Paşa'nın ayağında çarık, başında kalpak. Aha! Buradan buraya dek fişekler. Omuzda filinta, kılıncını dikti havaya, başladı nutuk söylemeye. Arkadaşlar dedi, umudumuzu önce Allah, sonra da yarınki cengimize bağlamışız. Düşmanlar bizi yok etmek ister. Allah'ın izniyle sizin gayretinizden düşmanı hüsrana düşüreceğiz. Kılıncınız düşman suratında keskin ola, makamınız şehitlik mertebesi ola dedi. Bir de baktık ki ne görek. Gözlerinden yaşlar akıyor. Ey gidi günlere. Şu gelen Ali Osman değil mi? Evet, bu tarafa geliyor. Bir şey olmuşa benzer. Durmuş'u gördünüz mü hocam? Yok, görmedim. Hem bugün okula da gelmedi. Sabahtan beri yok hocam. Ördek de yok. Hem kümes de parçalanmış. Parçalanmış mı? Sakın gurt girmiş olmasın. Ben de ondan şüpheleniyorum zaten. Öyleyse hemen aramaya çıkalım. Ama akşam da oluyor. Zaman kaybetmeyelim. Birer el feneri alıp yola çıkalım. Tüfek de lazım, tüfek de. Arkadaşlar, burada ikiye ayrılalım. Hasan Efendi, siz yaralı göze gidin.
Biz Sarp Tepe'ye çıkıyoruz. Hadi. Ayakkabısı. İşte. Durmuş. Durmuş. Yavrum. Yavrum senin ne işin var buralarda? Ördeğim baba. Gitmiş. Onu arıyordum. Ben sana gene alırım oğul. Hem de en güzelinden. Vay kapalı bak. Baba, beni niye saymıyorlar? Ben de senin gibi ağayım, ben de senin gibi muhtarım. Ben ne ettim onlara? Şanlarını yükseltmek için çırpınıp duruyorum. Kaymakamlara, kumandanlara eyle eyle kamburum çıkacak baba. Ama kolay kolay pes etmem ben. Ağanın kim olduğunu göstereceğim onlara. Hele hele bir bahar gelsin.
Hocam yok mu? Öğretmen biraz sonra gelecek. Geç şöyle otur. Peki. Okurum. Ah. Yavuklu mu hocam? Rahmetli eşim. Hocam bunu emmim verdi. Kazadan göndermişler. Evet sayın hocam. Sizin köye ve okula yaptığınız hizmetler tarafımızdan bilinmektedir. Ayrıca eğitim ve öğretimde öğrencilerinizin çevre köy okullarına göre daha başarılı olduğu müşahede edilmiştir. Yalnız gene aynı öğrencilerin diyeceği yerde Allah ve peygamberden çok söz ettikleri yapılan teftiş sonucu anlaşılmıştır. Köyün muhtarına muhalif olduğun, köylülere ilkelerimizin dışında bilgiler verdiğin, köyün sabıkalı mollasıyla çok fazla görüştüğün elimdeki raporda sabittir. Ben görevimi yapıyorum. İnandığı ve düşündüğü ölçüde öğretmenlik yapma hakkı. Yeter, yeter. Kes sesini. Bir de cevap ver. Ne saygısızlık. Çık dışarı. Kim aldı bunu içeriye? Hocamız çok iyidir müdürüm. Çık dedim sana. Onu almayın çık elimizden. Çık dışarı. Bunların hepsi muhtarın başının altına çıkıyor çık müdürüm. Çık dışarı. Hocamıza ilişme. İlişme hocamıza. İlişme. Demek mahpusa tıktılar ha? Vah Ali Osman vah. Seni de sıkıştırıyorlarmış öyle mi? Sadece ikaz ettiler. Alacaklar. Seni burada durdurmayacaklar muallim efendi. Aferin. Çocuklar dışarı çıkabilirsiniz. Durmuş, gel. Yarın kasabaya ineceğim. Babanı ziyaret edeceğim. Sen de gelir misin? Sağ olun öğretmenim. Ayşe, hadi kızım. Durmuş, nereye gidiyorsun? Dağ çayı toplayacağım. Babama dağ çayı toplayacağım ana. Aman oğlum, kendine dikkat et. Peki.
Durmuş. Bak bak. Bayram çiçeği bak. Koparacak mısın? He he. Bayram çiçekleri az olur. Hem de çok taze. Biliyor musun Durmuş, ben yaralı göze hiç gitmedim. Ben Recep'lerle gitmiştim. Çok mu yüksek? Hem de ne kadar. Ama ben yüksekten korkarım. Kazım, aha dağ çayları. Ana, sahiden yüksekmiş ya. Ben çıkmayacağım. Sen gelmezsen gelme. Ben çıkıyorum işte. Durmuş, Durmuş. Allah'a şükür yaşıyor. Öğretmenim, babama gideceğiz değil mi? Tabii gideceğiz Durmuş, gideceğiz. Ben dağ çayı topladım, dağ çayı öğretmenim. Babam sever, çok sever öğretmenim. Bayram çiçekleri az olur, hem de çok taze.
tabii ki işin niyetine. Allahu Ekber. Durmuş, oğlum benim, Durmuş. Ağlamasın dede. Niye ağlıyorum? Herkes de ağlıyor. Hem abim gelecek, gelecek. Öğretmen nerede? Molla'nın yanında. Sağ ol. Başını sağ olsun. Sağ ol. Öğretmen beye bir tebligata gelmiştim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Buyurun. Ne var gene? Emmi. Ne? Beni ne zaman evereceksin? Hadi oğlum. Hadi şuradan. Git dengini bul.
Çok üzülüyor musun? Gideceğim yerlerde de toprak var. Bu iyi işte. Yılmamışsın. Oralar da ekilmeli. Ekici olursa yeşil de olur. Bekleyin. Sen benimle gel. Ağalığını iki paralık ettim baba. Aha, bu oğluna tükürsen yeridir. Hakiki ağa sen misin? Benim ağalık bitti. Suretine ağalık olmuyormuş. Ağalığı bilememişim ben. Kitap hediyem olsun sana. Sağ olun. Güle güle evladım. Allah'a ısmarladık. Yağmur gibi geldi yağdı. Şimdi de bir yağmur gibi gidiyor. Ardında bereket bırakıyor. Gayrı ekimler yeşerecek. Gayrı sürgün verecek ağaçlar. Sürgün, sürgün, sürgün. Çünkü yağmur yağdı. Yağmur yağdı. Yağmur. Onlar şaşmış, acı çekmişler, korkmuşlar, kabuklarına çekilmişler. Dünyaya ve insanlara, hele başta bulunanlara küsmüşler. Ama inkişaf gereklidir. Bu millet masumdur. Zulme uğradığı için masumdur. Ne kadar acı çekseler de sabretmesini bilirler. Bazıları cehaletin esiri olabilir. Ama vakti gelince hadiselerden ibret alıp yaptıklarından pişman olurlar. Onlar mahzundur. Onlar sevgi doludur. Sevmek gerek. İnsanları sevmeli. Dünyanın en güzel insanı olan Anadolu insanını canımız gibi sevmeli. Severek korkularını ve tedirginliklerini dağıtmalı. Sevmeliyiz onları. Allah insanı sevgiden yarattı.
benden sana hediye olsun. Allah'a ısmarladık arkadaşlar. Yoluna çık. Güle güle. Yollar uzun, türkü söyler, dinleyeceğim. Üzüm gelir.